Ergenekon tutuklusu emekli Orgeneral Hasan Issız, annesi Münevver Issız'ın cenazesine katıldı. Mahkemenin iki gün cenaze izni verdiği Hasan Issız, annesi Münevver Issız'ın cenaze töreni için Fatih Camii'ne gitti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katılan Hasan Issız, daha sonra defin işleminin gerçekleştirileceği Bayrampaşa mezarlığına geçti. Evlamız cümlemize imanlı ölümler. Issız'a cenaze töreni boyunca jandarma görevlileri eşlik etti. Emekli Orgeneral Issız'ın taziye için telefon edenlerle görüşmesine izin verilmedi. Bakın, sabahtan beri bir uygulamayla karşı karşıyayım. Beni taziyet amacıyla arayan dostlarımla konuşma imkanım engelleniyor. Burada ben görevlendirilmiş kişileri suçlamıyorum. Bu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bir karar gereğidir. Avukatımla görüşmek istedim, onunla da görüşemedim. Yurt dışında yaşayan kızının telefonuna da cevap veremeyen Issız, avukatlarına suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Baba! Baba! Aslı telefonda. Görüşemedim. Aslı, görüştürmüyorlar telefonda. Emekli Orgeneral Issız, annesinin evinde taziyeleri kabul edecek ancak burada kalamayacak. Geceyi Silivri'de geçirecek olan Issız, sabah cezaevi aracıyla yeniden annesinin evine getirilecek. Ön yargısızsa buyurun, lütfen. Her şey nettir.